Gençler merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. 2024 AYT'ye yönelik videolarımıza, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yine sizinle birlikte harika bir deneme çözeceğiz. Map kaynaklarından sizler için derledim. Eğer hazırsanız sosyal 2 testine yönelik bir deneme çözeceğiz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Abone değilseniz abone, üye değilseniz üye olmanızı size tavsiye ederim. İlk sorumuz gelsin gençler. Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi çağlarla ilgili yanlış bir bilgidir? Tarih öncesi çağlar neydi arkadaşlar? Yazı öncesi maden devirleri, işte maden devirleri ve taş devirleri arkadaşlarım. Hemen başlayalım. Yazı kullanılmadığından arkeolojik kanıtlardan yararlanarak bilgi ediniliyordu. Özellikle yazı bulunmadan önce o dönem toplumlarla ilgili neyden yararlanıyor? Arkeolojik kanıtlardan. Bu doğru. Devirler insanların kullandığı araç gereçlere göre isimlendirilmiş. Mesela işte maden devirleri kendi içerisinde bakır, tunç, demir diye, taş devirleri işte yontma taş, cilalı taş gibi. Bu da doğru arkadaşlar. Bunu da atlayalım. Eşya yapımında zamanla daha dayanıklı malzemeler yapılmış. Mesela önce bakır en kolay işlenebilir. Daha sonra demir ve tunç yapılmış. Yani zamanla daha dayanıklı malzemeler yapılmış. Ateş, hayvanların evcilleştirilmesi, toprağın ve madenlerin işlenmesi ve işlemesi bu devirlerde olmuştur. Doğrudur. Dünyanın her bölgesinde aynı sırayla yaşamıştır. Arkadaşlar tarih öncesi devirler dünyanın her bölgesinde aynı sırayla yaşanmamıştır. Yani kimisi demir devrini aynı dönemde bakır devrinde olan toplum da olabiliyor ki aynı dönemde taş devrinde de olabiliyorlardı. Dolayısıyla belli bir sıra yok. Yani bazen aynı anda farklı devirler yaşanabiliyor. Dolayısıyla buradaki yanlış bilgi, yanlış. Doğru cevap şıkkımız burada ne? E şıkkı. Birinci sorumuz bu. İkinci sorumuz direkt bir bilgi sorusu. İslamiyet öncesi Türk tarihiyle ilgili güzel bir bilgi. Türk tarihinde gerçekleşen Kürşat ve Kutluk'un bağımsızlık girişimleri aşağıdaki Türk devletlerinden hangisini kurmaya yönelik bir hareket olarak ortaya çıkmıştır? Çok güzel bir soru. Asya Hun, Uygurlar, Akunlar, İkinci Köktürk, Kırgızlar. Arkadaşlar Kürşat ayaklanması 639 yılında Kürşat ve 39 arkadaşı Çin İmparatoruna suikast düzenlemek amacıyla düzenlenmiş bir isyan girişimi, bir saray baskını başarısız olmuş. Kürşat ve arkadaşları yakalanarak idam edilmiştir. Fakat bu ayaklanma Türk tarihindeki ilk bağımsızlık hareketi olarak biliniyor. Peki neden Çinlere karşı böyle bir bağımsızlık hareketi yapıldı? Çünkü 1. Göktürk ya da 1. Köktürk devleti yıkılınca Çin'in egemenliğine girdi. İşte Çin'in egemenliğine olan bu Göktürk ya da diğer isimle Kutluk ya da 2. Köktürk devletinin kuruluşu için bu esaret altındaki kişiler bir bağımsızlık hareketi başlatıyor. Bir isyan hareketi nihayetinde belli bir süre sonra yani 682 yılında Kutluk ya da 2. Köktürk devleti bu isyanın aslında yaktığı ateş sonucunda kurulacak. Her ne kadar 639'da bu isyan başarısız olsa bile ama bunun önemli özelliği şu. Bu isyan Türk tarihindeki ilk nedir? Bağımsızlık için yapılan isyandır. Bunu da not alabilirsiniz. Doğru cevap şıkkımız burada nedir? D şıkkıdır. Çok güzel bir soruydu. Geldik 3. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'i benimseyen Türklerin eski gelenek ve kültürlerine bağlı kaldıklarına kanıt gösterilemez? Yani eski gelenek ve göreneklerini terk ettiğini kanıtlar. Hanedanların kendilerini soy olarak Türk boylarına dayanmaları var. Zaten Türk kelimesi geçiyor. Han, Hakan gibi unvanların hükümdarlarca kullanılması. Han ve Hakan unvanı İslamiyet'ten önce de kullanılıyordu. Bunun kullanılıyor olması eski geleneklerine bağlı olduklarını gösteriyor. Hükümdarların çıkardıkları emirlerde şer'i hukuk. Şer'i hukuk neydi arkadaşlar? İslamiyet'le birlikte din hukukuydu. İşte İslamiyet'le birlikte hükümdarların çıkardıkları emirlerde dini buyruklara uygun davranmaları İslamiyet'le birlikte gelmişti. Doğru cevap şıkkımız C'dir. Hukuk kurallarında örfi kanunlar yani bunlar neydi? Töre. Özellikle yer verilmesi eski gelenek ve göreneklerine bağlı olduğunu gösteriyor.
bilginlerin yabancı terimleri Türkçeleştirerek eser vermeleri, bu da özellikle de Türkçe'ye bağlı kaldıklarını gösteriyor. Bu da eski geleneklerine bağlı olduklarını gösteriyor. Fakat C şıkkında İslamiyet'le birlikte ortaya çıkan bir uygulama. Dördüncü sorumuz Türk-İslam tarihi ile ilgili. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Selçuklu komutanları tarafından kurulan birinci dönem beylikler, yani Artuklu, Danışmen, işte Mengücek, Çakabeyli gibi ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? Bakalım. Anadolu'nun kültürel çehresini değiştirmişlerdi değil mi? Özellikle işte saray, köprü benzeri kurmuşlar ve kültürel anlamda medreseler kurmuşlar. Anadolu'yu değiştirmişler. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında çok büyük rol oynuyorlar. Bu da var arkadaşlar. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Selçuklu komutanları tarafından kurulmuş. Mesela hangileriydi bu beylikler? Başta Saltuk değil mi? İşte ne vardı? Artuk. Aynı zamanda Danışment. Değil mi? Mengücek. Aynı zamanda Çaka. Bu nerede? İzmir. Bunlar aynı zamanda Saltuk, Artuk, Danışman, Mengücek. Bunlar neyi arkadaşlar? Bunlar Malazgirt Savaşı'nda Selçuklu komutanların isimleri. İslam'ın ilk kez Rumeli'de yayılmasını sağlamışlardır. Arkadaşlar İslam'ın Rumeli'ye yayılması Osmanlı dönemindedir. Osmanlı döneminde hangi hükümdar dönemi? Orhan Bey. Peki Orhan Bey hangi kaleyi ararak bunu başarıyor? Çinpe. Bizans'a yardım ediyor ve ilk kez Bizans da bu yardımına karşılık ona ne yapacak? Ödül olarak işte Balkanlarda, yani Rumeli'de bir kale verecek ve böylece Osmanlı Rumeli'ye geçecek ve İslam hızla burada yayılmaya başlayacak. Çünkü burada fetihler başlayacak. Beşinci sorumuza geldik. Arkadaşlar şöyle, Osmanlı Devleti kurulduğu sırada Anadolu'nun büyük ölçüde aşağıdaki devletlerin hangisinin siyasal nüfuzu altında olduğu söylenebilir? Yani Osmanlılar 1290'larda, 1300'lerin başında kuruluyor. O dönem acaba Anadolu'da Bizans İmparatorluğu, Türkiye Selçuklu Devleti, İlhanlılar, Memlükler, Trabzon Rum İmparatorluğu. Arkadaşlar Osmanlı Beyliği ya da diğer biz ikinci beylikleri olarak değerlendiriyoruz. Bunlar Köse Dağı Savaşı, yani 1243 yılında Moğollarla Anadolu Selçukları arasında Köse Dağı Savaşı yapılıyor ve Anadolu Selçukları bu savaşta büyük bir yenilgi alıyorlar ve Anadolu'nun siyasal birliği bozuluyor. Ve böylece küçük küçük yeni beylikler ortaya çıkıyor. İşte bu beyliklerden bir tanesi de Osmanlı. Yani 1200'lerin başında. Dolayısıyla o dönem Anadolu büyük oranda Türkiye Selçuklu Devleti'nin denetimindedir. Ki Osmanlı Anadolu Selçuklu Devleti'nin ya da Türkiye Selçuklu Devleti'nin toprakları üzerinde kurulmuş. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? B şıkkıdır. Altıncı sorumuz, Osmanlı ordu birlikleri içerisinde aşağıdaki muharip sınıflardan hangisi hazineye nakit maaş yükü getirmemiştir? Yani hazineden maaş almamıştır arkadaşlar. Acaba bunlar Yeniçeri, Topçu, Top Arabacıları, Humbaracılar, Tımarlı Sipahiler. Şimdi Osmanlı Devleti'nin ordusu arkadaşlar, bir merkez ordusu var. Bir eyalet ordusu var. Merkez ordusu genelde kapı kulu askerleri. Yani sonradan devşirilmiş askerler. Şimdi devşirilmiş askerler ise 3 ayda bir Osmanlı'dan maaş alırlardı. Ama tımarlı sipahiler ya da diğer ismiyle yani bu köy ve kasabalarda Türkmenlerden oluşan tımarlı sipahiler hazineden herhangi bir maaş almazlardı. İşlettikleri topraklardan gelen gelirlerin yarısını kendine alır, yarısını da devlete karşında asker yetiştirirlerdi. Dolayısıyla Yeniçeriler, Topçular, Top Arabacılar, Humbaracılar, bunlar hangi orduydu? Kapı Kulu ordusu. Bunlar neydi arkadaşlar? Bunlar devşirme askerler. 3 ayda bir ne alırlardı bunlar? Maaş alırlardı hazineden. Tımarlı sipahilerin gelirleri topraktan karşılanırdı. Onlara herhangi hazineden maaş ödenmezdi. Güzel bir soru. Buna dikkat edelim. Doğru cevap şıkkımız burada nedir? E şıkkı. 7. soru, 18. yüzyılda Avrupa'daki düşünce alanındaki gelişmelerle ilgili olarak hangisi söylenebilir? 18. yüzyılda Avrupa'da bir aydınlanma yaşanıyor değil mi? Orta çağın karanlığından sıyrılıyor Avrupa. Rönesans yaşanıyor, reform, aydınlanma çağı, coğrafi keşifler derken bilim,
sanat, teknik gelişmeye başlıyor. Şimdi ezber ve tekrar orta çağında bilim adamları dışlanmıyor. Tam tersi bilim adamları desteklenmeye başlanacak. Eğitim kilisenin tekelinden reforma çıkmaya başlıyor. Skolastik yani gerici her şeyi dine göre açıklayan, yeniliği reddeden düşünce zayıflamaya başlıyor. Ama 18. yüzyıla birlikte akıl ve gözlem temel prensip olarak kabul edilecek. Neyin sonucunda? Rönesans, reform, işte aydınlanma çağı, işte ne? Sanayi inkılabıyla birlikte artık neye esaslanacak? Akıl ve gözlem 18. yüzyılda arkadaşlar temel almaya başlayacak. 8. sorumuz, 1. Dünya Savaşı öncesinde itiraf devletlerinin Osmanlı Devleti'ni müttefik olarak kabul etmemelerinde aşağıdaki hangisi etkili olduğu söylenebilir? Şimdi Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı başladığı zaman aslında arkadaşlar kimin tarafından savaşa girmek istiyor? İtilaf. Yani itilaflar kimdi bunlar? İngiltere değil mi? Fransa, ne vardı? Rusya, sonra bunlara kim katılacak? İtalya. Şimdi Osmanlı Devleti bu devletlerin grubunda savaşa girmek istiyor ama bu devletler Osmanlı'yı yanında görmek istemiyor. Neden? Acaba bunun nedeni Boğazların ticareti önemini kaybetmesi mi? Osmanlı topraklarını paylaşmak istenmesi mi? Halifeliğin İslam inancındaki önemini kaybetmesi mi? Yoksa Osmanlı'nın jeopolitik konu etkisini yitirmesi mi? Ya da Osmanlı Devleti'ni kaybeden yerlerini geri alacağı endişesi. Bunun bir tek nedeni var. Bu devletler 1. Dünya Savaşı başlamadan önce bir kere Osmanlı Devleti'nin topraklarını kendi aralarında ne yapıyorlar? Paylaşıyorlar, paylaşmak istiyorlar. Dolayısıyla topraklarını kendi aralarında paylaştıkları bir devleti kendi tarafında savaşa sokmaları da mantık dışıydı. Osmanlı Devleti itilafların özellikle de bu tutumundan dolayı itilaf devletlerini bırakıp kimin tarafında savaşa girecek? İttifak grubu, yani ittifak, yani kim? Almanya değil mi? Kim vardı? Avusturya. Bir de kim vardı? Sonradan Bulgaristan buna katılacak. Osmanlı mecbur. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir burada? B şıkkıdır. 9. sorumuz geldi. Çok partili hayatın cumhuriyet rejimine katkıları arasında hangileri, aşağıdakiler hangisi gösterilemez? Çok partili yaşama geçiş, demokratik hayatın güçlenmesi, iktidarın denetiminin kolaylaşması, halkın siyasi tecrübelerine cevap verilmesi, inkılapların, kanunların hızlı bir şekilde yapılması, farklı siyasi görüşlerin mecliste temsili. Şimdi arkadaşlar çok partili hayat ne demektir? Demokratik bir ülkede birden fazla partinin kurulması, seçimler yapılırken sizin fikrinize, zikrinize uygun olan bir parti bulup ona oy vermenizi, onu iktidar yapmanız üzerine kurulmuş bir sistemdir. Dolayısıyla ülkemiz ilk siyasi partisi Cumhuriyet Halk Fırkası'dır. Daha sonra Terakki Perver Halk Fırkası, daha sonra Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulacak. Fakat bu iki parti çeşitli nedenlerden dolayı bir türlü siyasi yaşamlarına ne yapamayacaklar? Devam edemeyecekler. Dolayısıyla ülkemiz 1950'ye kadar aslında tek parti ile yönetilmiştir. Şimdi tek partiyle yönetilen bir yerde demokrasi gelişmez. İktidar ne yapılamaz, denetlenemez, yani muhalefet olmadığı için, halkın siyasi tercihleri bir parti olduğu için farklı farklı tercihler mecliste yansıyamaz. Yine farklı siyasi görüşlerin mecliste temsil bulma imkanı yoktur bir parti olduğu için. İnkılaplar, kanunların hızlı bir şekilde yapılması arkadaşlar çok partili hayatın cumhuriyete kattığı ya da cumhuriyet rejime kattığı bir katkı değildir ama A, B, C ve E bunlar bu katkılar içerisindedir. Geldik 10. sorumuz. Bu bilgiye göre Atatürk'ün Türk halkı tanımının içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Türk halkı Türkiye sınırları içerisinde yaşayan, ortak özelliklere sahip, ortak menfaat ve değer sistemleri bulunan insan topluluğu olarak tarif edilmektedir. Acaba bu tarifin içerisinde kan ve soy birliği, kültür birliği, toprak birliği, ülke birliği, geçmiş tarih birliği hangisi yoktur? Kesinlikle tarih birliği var. Amaç birliği var, toprak ülke bütünlüğü var, kültür birliği var ama kan ve soy birliği, yani olmazsa olmaz sadece Türklerden, sadece Araplardan, sadece Almanlardan oluşacak diye bir şey söz konusu değil Atatürk'ün halk tanımı içerisinde. Tabii ki farklı soylardan, farklı etnik kökenlerden insanlar da olabilir. Dolayısıyla bu tanım içine kan ve soy birliği kavramı yoktur. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir?
A şıkkıdır. 11. sorumuz güzel bir soru, gelebilecek bir soru. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Almanya'nın 3,5 milyon Alman'ın yaşadığı Çekoslovakya'nın Sudetler bölgesini işgal ettiği dönemde İngiltere'nin takip ettiği politik aşağıdakilerden hangisidir? Yalnızlık, yatıştırma, yumuşama, bizim deniz hayat sahası politikası. Şimdi Almanlar arkadaşlar 3,5 milyon Alman yaşa Çekoslovakya'yı işgal ederken İngilizler Almanlara karşı o dönem bir yatıştırma politikası izliyor. Yani diyor ki sadece bu bölgeyi işgal edip dursunlar, bize dokunmasınlar. Yani bu işgal çok büyümesin, Almanları çok kızdırmayalım. Yoksa bizim de canımıza okurlar. Bir neyi izliyorlar? Bir yatıştırma politikası. Şimdi yalnızlık politikası arkadaşlar, bu 1823'te ABD arkadaşlar tarafından, özellikle dönemin ABD Başkanı Monroe, bunu bir doktorun olarak da biliniyor. Amerika'nın siyasi anlamda, ekonomik anlamda dünyanın diğer bölgelerine müdahale etmemesi üzerine kurulu politikası. Yalnızlık. Yumuşama politikası arkadaşlar 1969 ABD ile Rusya arasındaki sevgili arkadaşlarım neyi? Yani soğuk savaşın yumuşaması üzerine, yani mücadelenin biraz daha yumuşak zeminde yürütülmesini esas almıştır. Bizim deniz ise arkadaşlar İtalya tarafından Akdeniz için yürütülen, Akdeniz'e bizim deniz buradaki hakimiyeti esas alan bir politikadır. Hayat sahası ise Almanların arkadaşlar, Almanya'nın özellikle Hitler döneminde kendi toprakların dışında yayılmacı politikalarına verilen isimdir. Dolayısıyla burada bahsedilen kavram yatıştırma politikası. Doğru cevap şıkkımız nedir burada? B şıkkı. Siz de tabii ki bu soruları indirip kendiniz de çözebilirsiniz. Sizinle beraber Ayet 2024 sosyal 2 testine yönelik arkadaşlar bir ne çözdük? Bir deneme çözdük. Umarım başarınıza katkısı olur. Beni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone değilseniz abone, üye değilseniz üye olmanızı sizden rica ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiler, selamlar.